Herkese yeniden merhaba. Bugün sizinle Make Up For Ever'ın yeni çıkan Ultra HD Stick fondötenleriyle bir makyaj yapacağım. Hem stick fondötenle ten makyaj yapacağım hem de krem kontür yapacağım. Videoda zaten göreceksiniz ve ben çok detaylı bir şekilde anlatacağım, uygulayacağım. Ama küçük bir spoiler vermem gerekirse inanılmaz sevdiğim ürünler oldu bunlar. Makyajımın geri kalanında da böyle pembeler ve böyle biraz metalik bir far kullandım. Ama makyajın ana kahramanları tabii ki bunlar. Lafı daha fazla uzatmıyorum ve hemen makyaja geçiyorum. İlk önce bazla başlıyorum. Ben bugün nem veren Make Up For Ever'ın Step 1 Hydrating Primer'ını kullanacağım. Bunu bir fırçayla cildime iyice yediriyorum. Ben önce Make Up For Ever'ın Camouflage paletiyle göz altındaki şu morluğu birazcık nötrleyeceğim buradaki turuncu renkle. Geliyoruz Make Up For Ever'ın yeni Ultra HD Stick fondötenine. Benimkinin rengi 117, yeni rengiyle, yeni ismiyle Y225. Yani sarı alt tonlu en açık ton bildiğim kadarıyla bu. Ben aslında iki şekilde de denedim. Süngerle de fırçayla da. Şu tarz yumuşak bir fırçayla da çok güzel dağıtılıyor. Bu tarz ıslatılmış bir süngerle de çok güzel uygulanıyor. Bence süngerle bir tık daha kapatıcı oluyor. Benim biliyorsunuz ki son zamanlarda en sevdiğim fondöten Make Up For Ever'ın normal Ultra HD likit olan fondöteni. Onu o kadar çok sevmemin nedeni hem çok ince olması hem parlak görünmesi. Çünkü ben mat ürünlerden hoşlanmıyorum. Hem de az kapatıcılık vermesiydi. Ama bazı günler özellikle çok yoğun göz makyajı yapacaksam veya o gün cildimde kapatmak istediğim yerler varsa o zaman bir tık daha kapatıcılık istiyorum. Onun için de sanırım bunu tasarlamışlar. Çünkü bu gerçekten likit olanının bir tık daha kapatıcılık verene, bir tık değil birkaç tık daha fazla kapatıcılık verene aynı rahat yayılabilirlikten aynı şekilde rahat yayılabiliyor. Ve stick bir ürün olmasına rağmen inanılmaz kremsi. Şu an görebiliyorsunuz. Ben şu şekilde uyguluyorum. Ben bugün ıslak bir süngerle yayacağım. Birazdan ne kadar hızlı yayıldığını göreceksiniz. Çantanızı atıp çıkmak için eğer dışarıda ofiste belki makyaj yapıyorsanız. Beni en şaşırtan şey olmuştu ilk kullandığımda. Stick fondötenden ben kesinlikle mat bir bitiş bekliyordum. Ya da en fazla saten bir bitiş bekliyordum. Ama gerçekten ışıl ışıl gösteriyor cildi. Kapatırken bunu nasıl yapabildiğini gerçekten bilmiyorum. Çünkü kapatıcı fondötenlerin hemen hemen hepsi gerçekten çok mat sonuç veriyorlar. Ve cilt üzerinde birazcık bence tabaka gibi duruyorlar. Benim onlardan uzak durma sebebim bu. Şu an umarım kamerada da güzel yansıyordur. Şu an 4K çekim yapıyorum. 4K'ya özel bir fondöten olduğu için tabii ki. Ama size bir de bunun kapatıcılığı nasıl arttırılır, arttırılabiliyor mu onu göstermek istiyorum. Şu an kameraya biraz tekme attım galiba. Birazcık daha uygulayacağım. Bu arada fondöteni ilk sürdüğünüzde tabii ki krem yapıda bir ürün olduğu için, stick bir fondöten olduğu için bütün gözeneklerinizi görebiliyorsunuz. Ben ilk başta böyle kalacak. Sanırım gözeneklerim asla kapanmayacak. Üzerinden geçecek sanmıştım. Ama karıştırdığınız anda, yedirdiğiniz anda bütün gözenekleriniz siliyor. Gözenekleri kapatmanız da çok başarılı. Bu arada göz altlarınızda çok büyük bir problem yoksa bunu göz altlarınızda da kullanabilirsiniz. Çünkü hepsi çok kremsi. O yüzden direkt çizerken ben buradan çizdim ya, göz altınızdan çizip hiçbir daha concealer uygulamayabilirsiniz. O açıdan bence çok pratik. Ama ben normal concealer uygulayacağım için onu getirmedim ki yani kat kat olmasın. Ben bugün Nars'ın Radiant Creamy Concealer'ını kullanacağım. Benimkinin rengi Chantilly ki birazcık aydınlatabileyim göz altlarımı. Bu benim fondötenimden biraz açık bir renk. Üçgen bir şekilde uyguluyorum. Krem kontür yapacağım için göz altlarımın da aydınlık olmasını istiyorum. Krem ürünlerle yüze aslında boyut kazandıracağız. Koyu rengini alıyorum. Bunun rengi 128.
Y415. Bugün ben bununla krem kontür yapacağım. Eğer Ultra HD'nin likit olanını kullanıyorsanız sadece bunu alıp bununla krem kontür yapabilirsiniz. Elimizin kemiklerime, burnumun kenarına ve altına, çenemin altına V şeklinde. Şakaklarımı ve çok az da saç diplerimi uyguladım. Ve bunu kesik uçlu Makeup Forever 146 fırçasıyla yayacağım. Aşağı değil, yukarı doğru yayıyorum. Burnunuzun kenarlarına ve ucuna kontür yaptığınızda burnunuz daha dar ve ucu daha kalkık görünüyor. Fırçanın üzerine kalın da çenemi şu çukur yerine uyguluyorum. Bu dudağınızı daha böyle gösteriyor. Kullanmıyordum ama madem dedim krem ürünlerle bir makyaj yapıyorum, bunu kullanayım. Nars'ın Kapak Abanası'nın Multiple'ı, yani krem versiyonu, stick versiyonu. Elmacık kemiklerimin üstüne uyguluyorum. Kuru ciltliyseniz hiçbir şekilde pudraya ihtiyacı yok. Kalıcılığı inanılmaz iyi. Ama eğer yağlı ciltliyseniz mutlaka T bölgenizi toz pudra olabilir veya sıkıştırıcı pudra olabilir. Bir pudrayı sabitleyin. Ben bugün Makeup Forever'ın HD pudrasını kullanacağım toz olanına. Ben o parlaklığının gitmesini istemediğim için ve cildimde herhangi bir yağlama problemi olmadığı için yalnızca göz altlarımı sabitleyeceğim. Kaşlarımı her zamanki gibi doldurup geliyorum. Allık olarak Nars'ın Dual Intensity allıklarına Fervor rengini uygulayacağım. Şuradakine efsanevi bir sonbahar kış rengi. Benim çok sevdiğim Craving rengini alacağım. Buradaki açık olan rengi. Elmacık kemiklerimin üzerine geçeceğim. Çünkü çok böyle aydınlık olsun istiyorum. Aynı zamanda kaş altıma da. Bunlar zaten ıslak kuru kullanılabiliyor. Allık bronzer, far gibi kullanılabiliyor. Birçok farklı amaçla kullanılabilen ürünler. Ama geçen yazdan beri çok seviyorum. Buradaki rengi de gözümün katlama bölgesine uygulayacağım. Gözümün altına da çok hafif. Buradaki rengi alacağım. Bununla böyle allıkla birlikte bir bütünlük sağlamak istiyorum. O açıdan çok mantıklı oluyor allığı far olarak uygulamak. Nars'ın Dual Intensity farlarından Himalaya rengini alıyorum. Önce kuru olarak katlama bölgesini şöyle uyguluyorum ki birazdan ıslak kullandığımda kolay karışsın oralar. Fırçamı ıslatıyorum. Bunun için herhangi bir sprey kullanabilirsiniz, su da kullanabilirsiniz. Şu an inanılmaz metalik olacak. Göz kapağımı uyguluyorum. Nars'ın yeni çıkan, bildiğim kadarıyla yeni çıkan Cold Liner'ını alıyorum. Asansörlü siyah. Çok yumuşak bir kalem. Üst kepik dibime uygulayıp küçük bir fırçayla hafifçe dağıtıyorum. Nars Audacious maskarayı uygulayacağım. Önce kepiklerimi kıvıracağım. Hiç topaklanmadan inanılmaz yoğunluk veriyor, inanılmaz hacim veriyor kepiklere. Ve çıkartması çok kolay. Ruj olarak da Nars'ın Audacious serisinden Anita'yı kullanacağım. Böyle çok güzel, koyu bir nude. Bu arada bu Audacious rujlarla ilgili bir videom var. Bayağı oldu çekeli ama eğer izlemediyseniz videonun linkini aşağıya koyarım. Eğer kompakt fondöten, stick fondöteni seviyorsanız, likitinden biraz daha fazla kapatıcılık istiyorsanız ama yine de böyle kolum çok kolay olsun, çantaya atayım falan filan diyorsanız mutlaka bu fondötene bakın.
benim gerçekten kurtarıcım olacağına inanıyorum. Çünkü dediğim gibi o foneten biraz ince, birazcık az örtücü geldiği zamanlarda bana ne kullanacağım diyordum. Ve böyle her şey çok cake, katman katman, çok kurutuyor gibi duruyordu. Bunu artık o zamanlarda kullanacağım. Krem contour olarak da bence inanılmaz doğal duruyor. Ve bence çoğumuzun yaptığının aksine, bilinenin aksine krem ürünler daha çok yazın değil, kışın kullanılmalı. Çünkü kışın yanaklarımız inanılmaz kuruyor çoğumuzun. Ve yanağımızda bronzer pudra ya da işte bir kontür pudrasını uygulamak biraz zorlaşabiliyor. Veya kışın rüzgardan ve hava şartlarından dolayı pudra ürünü uçabiliyor. Bence böyle en azından. Böyle böyle şerit şerit çizeyim, 2 dakikada dağıtayım diyorsanız, kontürüm çok belli olmasın, beni çok yormasın diyorsanız ve bir sürü rengi var bu arada bu serinin de diğer likit versiyonunda olduğu gibi, bunlara mutlaka bakın diyorum. Ben çok beğendim. Çok beğenmesem bu videoyu zaten çekmezdim. Umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.